Ezanın dayandığı delillere gelince, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ezanın farzlığı oluşundan sonra bu ezanı gündeme getirmiştir. Namaza çağrıldığınız zaman onu eğlence ve alaya alırlar. Bu onların gerçekten aklını kullanmayan bir topluluk olmasındandır. Maide suresi 58. ayet-i kerime ve ezberimde tam yok. Efendim onun için okumayayım. Burada bir Kur'an-ı Kerim olsaydı belki okurduk ama zamanımız da müsait değil. Müşrikler, Müslümanlar ezan okunduğu zaman o ses de alay ederlerdi. Seni çağırıyorlar gibi veya işte böyle. Kara garda çıktı gene diyenler de olmuştu Bilal Habeşi için. Başka adam bulamadı mı da bu gargayı öttü dedikleri de olur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel sahabesi için. Efendimiz'i başkası yok mu anlamında. Mekke fethedildiği zaman da Mekke'nin damına çıktığında bazıları böyle söylemiş. Kimisi de yeni Müslüman oldukları için dinin de tam kıymetini bilmeyenler, iyi ki babamız zamanında ölmüş de bu rezaleti, bu skandalı görmemiş. Kabe'ye kara bir adam çıkacak da bize ezan okuyacak derlerdi. İslamiyet bunu yok etti. İnsanlar ırklarıyla, renkleriyle, dilleriyle, servetleriyle, rütbeleriyle değil, kalplerindeki takvaya göre derece kazanırlar, üstünlük taşırlar. İnne ekremekum indallahi etkakum. Biz de hayatımızda bunu gördük yani. Bu 12 Eylül'den önceki dönemlerde zıvanadan çıktığı, daha doğrusu zıvanadan bilerek çıkarıldığı dönemlerde sokaktan giderken İşte bizim de din dersi öğretmeni olduğumuzu bilirlerdi. Tavlatırken, lan seni çağırıyorlar, gitmeyin mi namaza diye. Ben bakmazdım bile. Aslında bana laf atıyorlar. Tabi namaza gidecek değiller kendiler. Bu bir küfür alametidir. Bu bir küfür alametidir. Çünkü İslamiyet'in şairidir. Şaire hakaret etmek bir küfür alametidir. Neuzübillah. Buna çok dikkatli olmak lazım. Halk arasında enteresan söz var. Namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun diye. İki arkadaş, bugün hayatta onlar, ezan okunurken, Andırın kasabasında oluyor bu. Caminin dibinden geliyor bir adam, namaz kılmayan bir adam. Bu iki kişi de konuşarak gidiyorlar. Diyor ki birisi, şu anda ezan okunuyor. Evet, cami hoporlu. Bu da dibinden gidiyor. Bu adam ezanı duymuyor. Duymaz olur mu ya? Bangır bangır bağırıyor. Yanımıza kadar gelsin soralım diyor. Şimdi onlar uzak bir mesafeden görüyorlar adamı. Adam yanlarına doğru gelince ezan hakikaten bitiyor. Selamlar, aleyküm selam diyorum. Ezan okundu mu diyor. Bilmiyorum diyor adam. Duymadım diyor. Evet arkadaşlar, o sizin aşağı yeri var ya. Namazda göz olmazsa adamın ezanında da kulağı olmaz. Ve izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a fes'av ilâ zikrillah ayeti kerimesi de Kur'an-ı Kerim'de nûdiye nida olunduğu zaman, çağrıldığı zaman cuma günü namaza fes'av ilâ zikrillah Allah'ın zikrine koşun. Buradaki zikrillah namaz yani cuma namazı. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de böyle ayeti kerimelerde daha sonra ezanı haber verin ayetler indi. Bu Allah ve Resulünden büyük haç gününde Allah ve Resulünün müşriklerle ilişik kestiğinin ilanıdır. Anlamındaki bu ayet-i kerime Tevbe 3. sure ezanını bildirdiğini söyleyenler de olmuş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezanla ve müezzinle alakalı çok hadis-i şerifleri var. Bir ikisini kitabımızda almış buraya. Mesela namaz vakti geldiği zaman içinizden birisi sizin için ezan okusun, en yaşlı olanınız da imam olsun. Peygamberimiz bazen böyle en yaşlı olanınız der, bazen de en kurra olanınız, yani Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanınız der. Kur'an-ı Kerim'i en iyi okumak aynı zamanda alim olmaktır o zaman. Çünkü Kur'an temel kitaptır, fıkıh kitabı yok, ilmuhal kitabı yok o zaman. Kur'an-ı Kerim'i kim daha çok bilirse, İslamiyet'i en iyi aynı zamanda o bilir. Yani kurra, kıraatla alakalı Kur'an okuyan ama bugün ilmihallerde onu alim olarak zikredilmiştir.
Yani bir cemaatin içerisinde resmi imam varsa görevlendirilmiş imam buyursun kıldırsın. Ama yoksa kim namazı kıldırmaya daha evladır? Bu konuşulmuş. İleride dersimizde gelecek inşallah. İslamiyet'i en iyi bilen alim, muttaki, işte sonra şöyle, sonra şöyle imamlık derece derece gelecek inşallah. İnşallah bu rüya gerçektir dedi Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'a peygamberimiz. Kalk Bilal'a gördüğün rüyadaki sözleri öğret. Çünkü onun sesi seninkinden daha güzeldir sözünü. Biraz evvel söylemiştik, tekrar edelim. Bu da Tirmizi'nin Mevakıp'te, Ebu Davud'un Salat, İbn-i Mace'nin Ezan kitabında rivayet edilmiş. Yine birkaç hadisi şerif okuyalım. Eğer insanlar ezandaki ve ilk saftaki üstünlüğü bilselerdi, bunları Kur'ansız yapamayacaklarını anlasalar, kura çekerlerdi. Yani insanlar ezan okumanın faziletini ya da namazdaki ilk derecenin faziletini bilselerdi, orada olmak için yarışırlar, dolayısıyla birbirlerini geçemezler, izdiham olur. Kavga edeceğimizde gelin burada çekik arkadaş. Burada da kazanan oraya geçsin derler. Başka çare bulamazlar. Buraya yönelirler diyor. Bu olmuyorsa kıymetinin bilinmediğinde. Bilgi insanı amele götürür. Bilginin en büyük kıymeti budur zaten. Peygamberimiz de eğer bilselerdi diyor, yarışırlar, birbirlerini geçemezler, meseleyi kurayla çözerlerdi diyor. Ezan okumakta bu kadar büyük sevap var. İlk safta bu kadar büyük sevap var. Biz öyle değil de farklı rekabetleri görürdük köyde. Şehir yerlerinde kimse pek yaklaşamaz ezan okumaya da, köyde tabi imam cemaati yetiştirir. Cemaatin içinde hevesliler olur. Çok hevesliler böyle birbirlerini kontrol eder. Ondan haber ben varım, ondan haber ben varım. Böyle bir tatlı rekabet vardı. Bizim köyde bir amca vardı. O varsa kimse yaklaşamaz ama ters ters bakarlardı ona. Çünkü o bitiği sertti. O varsa o olurdu. Yoksa ötekiler yaklaşırlardı. Allah hepsine de rahmet eylesin. Hepsi de vefat etti, gitti cami kuşları. Ne güzel insanlardı. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, koyun sürüsünün başında veya çölde bulunduğun zaman namaz için ezan okuyunca sesini yükselt. Çünkü müezzinin sesini işiten hiçbir cin, insan veya başka bir şey yok ki, dağ, taş, ot, koyun, keçi, kıyamet gününde müezzin için şahitlik yapmasınlar. Yine bir hadis-i şerif, kıyamet gününde müezzinler insanların en uzun boylusu olacaklar. O bakımdan şeytan Müslümanın aleyhine güzel şahitlikte bulunmamak için ezan sesini duyduğunda çarpılır ve kaçar. O kadar ani ve süratli kaçar ki arkasından sesler gelir diyor Peygamberimiz. Yani tedbirsizliğinden öyle. Sonra tekrar ezan sesi duyunca gene gelir. Kametli gene kaçar diyor. Namaza durdukları zaman Müslümanlar eğer safları bünyan-ı mahsus gibi, kerpiçlerin birbirine geçmesi gibi düz ve sıkı tutmuşlarsa bir halt yemez. Ama eğri ya da açıklık varsa kara koyunların geçişi gibi Müslümanların aralarından geçer ve safların eğri büğrülüğü gibi onların kalplerini eğri büğrü olmaya ve vesvese vermeye başlar. Yani huzurlarını alır, huşurlarını alır, tadil erkanlarını bozmaya çalışır, ellerinden geldiği kadar o namazın hayrını görmez, etmeye gayret eder. Yoksa mescide kadar geliyor ama ezan ve kâmet sesini duyduğu zaman çarpılmış gibi kaçıyor mel'un. İmamlık ezan okumaktan daha faziletlidir. İslam devlet başkanları hep namaz kıldırmış ama ezan okumamışlardır. Cuma namazını devlet başkanı yoksa olmazsa yerine tayin ettiği insanlar kıldırır. Hanefi mezhebinde
devlet başkanı olmazsa, devlet olmazsa cuma namazının farz olmamasının sebebi de budur zaten. İnsanlar böylesine yani önde olma, lider olma, iktidar ifade eden cuma namazını kıldırma. İmam zaten önde olan önder demektir. Sen olacaksın, ben olacaksın diye yarışır. Kabileler yarışır. Bu yarıştan ihtimal ki kavga çıkar. Devlet başkanı olduğu zaman az geçer kıldırır ya da emreder kıldırır. Bu kavga olmaz diyorlar. Yani bu kadar önemlidir. Şimdiki insanların tenezzül etmemesi ya da onu hor görmesi kendi cahilliklerinden ötürüdür. Hatırlıyor musunuz? Bir hoca efendi zamanın devlet başkanına mektup yazmıştı. O da Erzurum'da konuşuyordu. Ben cuma namazı kıldırmıştım. Yedi halta bak diyordu. Yani bunu bir halt yemek olarak görüyor. Fakat kendi ifadesi altında halt etmek farkında değil. İmamlık böylesine çok yüce, çok şerefli bir milletin önünde olmak, lider olmak, önder olmak anlamına gelir. Müezzin de çok faziletlidir. Ve Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki işte bu güzel kelimelerle dinini ilan eden insandır. Dolayısıyla Müslümanlar bu işte ne kadar büyük fazilet olduğunu bilselerdi, sen ben yaparım diye kurradan başka çare bulamazlardı yani. Gelin kurrat alalım, kime düşmüşse o yapsın, başka çaresi yok, dövüşmeyelim derlerdi diyor. Hele de Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var ya, çok enteresan o ayet-i kerime. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve şüphesiz ben teslim olanlardanım, ben Müslümanım diyen kimseden daha güzel sözü kim vardır? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Daha ahsen, daha güzel kim vardır ki o adamdan Allah'a davet ediyor. Tabi bu ezan okumak anlamında da gelir. Diliyle insanlara tebliğ yapan, irşad eden, insanları dine çağıran, dine davet eden anlamına da gelir. Bunlar hep ezanın faziletini gösteren ayetler, hadislerdir. Burada da وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a davetin alimler, hasreten Hazreti Ayşe annemizin burada bir çözüm var. Bunlar müezzinlerdir demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, İmam cemaate kefildir, müezzin güvenilen kimsedir. Allah'ım imamlara doğru yolu göster, müezzinleri de mağfiret et. Özellikle müezzinin güvenilir olması lazım. Çünkü minareye çıkıyor, çünkü yüksek yere çıkıyor. Oradan insanların evinin içi, mahrem yerleri de gözükebilir. Çünkü buna çok dikkat etmek lazım. Göz hususuna terbiyeli, edepli ve güvenilir insanların müezzin olması lazım. Böylece ezanla hem cemaat namaz vaktini ve cemaate davet etme işini halletmiş oldular, hem de İslam dininin en güzel ulvi prensipleri ilan edilmiş oldu. Öyle enteresan bir şeydi arkadaşlar bu. Şimdi güneş buradan doğuyor, ona göre vakitler geliyor ya. Kahramanmaraş dağının arası bir dakika oluyor olmuyor. Öteki oradan sana bir vilayet var, oluyor olmuyor. Böyle gidin bakalım. Diyelim ki Hindistan Müslümanlarından güneş oradan doğuyor. Geri oraya gelene kadar yeryüzünden yani gökyüzünden ezan sesi kesilmiyor. Çünkü güneş her saniye, her dakika bir yerin üstüne doğuyor, geliyor, ezan vakti ya, ses geliyor. Yani böylece gökyüzünde ezan sesi hiç kesilmiyor. Ne derece aslı var? Onun için Neil Armstrong, aya ilk ayak basan üç kişiden bir tanesi, Kahire'de dolaşırken birden ezan okunda ürpermiş ve fırlamış. Bu ne demiş? Ezan demişler. Nedir bu? Ezan. Nasıl olur? Ben aya ilk ayak bastığımda bu sesi duymuştum orada diye. Sübhanallah. Yani enteresan, çarpıcı bir şey. İnşallah aslı vardır. Bunu o zaman yazdılar, kasteler. Ezanın bu şekildeki sözleri arasında görüş birliği var arkadaşlar.
Ama buna sabah namazında daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının sünnetini kılınca biraz sağına uzanır, hafif dinlenirdi. Bir gün böyle uyumuştu. Bilal-i Habeşi Efendimiz baktı ki Peygamberimiz uyuyor. As-salatu hayrun minennevm dedi. Salat yani namaz hayrun daha hayırlıdır minennevm uykudan. Efendimizin hoşuna gitti. Sabah namazına yerinde bunu söylerdi. Hayyâlu salâh, hayyâlu felâh'tan sonra iki defa as-salâtu hayrun minennevm söyler. Müezzin ezan okunurken biz tekrar ederiz. Buna gelince de sadakte ve bererte, doğru söyledin, iyi güzel söyledin denir. Diğer lafızları ezanın tekrar edilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince biz de tekrar ederiz. Buna gelince sadakte, doğru söyledin ve bererte, iyi güzel yaptın demektir. Kamet, farz namaza kaldıran ifadelerdir.
ezanın aynısıdır. Fakat ilgili yerine kad kâmeti salâh, kad kâmeti salâh kelimeleri eklenir. Ezanı uzun, yüksek sesle okumak sevaptır ve cezbil okunur. Allahu Ekber aslında Arapçada Allahu Ekberudur değil mi? Allahu Ekber dedim. Eşhedü en la ilahe illallah. Kametse biraz hızlı okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama ezan ben okumasını güzel beceremem. Yoksa şimdi bize bir elimi rahatmışken söylerdim. O uzun ve yüksek sesle söyler. Ta ki demin söylediğimiz gibi sesin gittiği her yer ona şahitlik yapsın diye. Evet, bunun ötesinde sünnette ilave yok. Bazı bir kısım ülkelerde farklı ilaveler var. Bu sünnette yok arkadaşlar. Ezan ve kametin şartları. Vaktin girmiş olması lazım. Öğle namazının ezanı öğlenin vakti girince olur. Vakit girmeden olmaz mı? Olmaz. Ezan Arapça olmalıdır. Çünkü bir Müslüman hangi dili konuşursa konuşsun, İslam'ın sembolü olduğu için Arapça ezan okuması lazım. Başka dil ile okunması Hanefi ve Hanbelilere göre geçersizdir. Şafilere göre şayet bir insan Arapça bilmiyor ya da beceremiyorsa kendi dilinde ezan okuması caizdir demişler. Bizim mezhebimizde başka bir dille okumak geçersizdir. Ezan ve kametin cemaate duyurulması, yalnız ise kendisi duyacak kadar sesli okunması gerekir. Ezan ve kametin sözleri arasında tertip ve peş peşelik bulunmalıdır. Yani adam müezzin efendi yemeğe davet edildi. Bir kısmını okuyup da yemeği yiyeyim gelin devam edin dememesi lazım. Değilse mekruh olur. Ezanın tek bir kimse tarafından okunması gerekir. Ancak birden fazla kimsenin ezanı ayrı ayrı tam olarak okumaları caiz görülmüştür. Bizim memleketimizde bu yapımı İstanbul gibi çok minareli camilerden çok güzel sesli müezzinler birbirleriyle danışarak, anlaşarak böyle ezanı okuyorlarmış hala. Allahu Ekber, Allahu Ekber o minareden bir bekliyorlar birbirlerini. O Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. O hala öyle midir? Her zaman. Müezzinin erkek, akıllı, takva sahibi, sünneti ve namaz vakitlerini bilen bir kimse olması müstehaptır. Yani güzel görülmüştür. Olursa iyidir. Cahillerin ve fasıkların ezan okumaları mekruhtur. Hoş değil. Sorarlar bunu arkadaşlar, aklımızda kalsın. Kadınların, yaşlı bunakların, abdestsiz ya da cünübün ezan okuması ve ikamet getirmesi geçerlidir ama mekruhtur. Yani bunları bilerek ezan okumamaları lazım. Mekruh biliyorsunuz, yapıldığı zaman sorumluluğu icap eder. Haram gibi değildir ama insanı azaba sokar. Çirkin bir şey. Bunların kametleri değilse de okudukları ezan iade edilmelidir. Mekruhtan kurtulunur böylece. Çünkü ezanın tekrarlanması cuma gününde olduğu gibi meşrudur. Demin Hazreti Osman Efendimiz'in döneminde o zamana kadar bir olan ezanın ikiye çıkarıldığını, tekrar edildiğini görmüştük. Abdestsiz insanın kamet getirmesi de mekruhtur. Ama getirmişse işte olmuştur ama mekruhtan kurtulmak önemlidir tabi. Yani bilelim abdestsiz ezanda, kamette bir insanın yapmaması lazım ama diyelim ki yapıldı, durumu bu. Müezzinin sesi gür ve güzel olması elbette ki takdire şayandır. Hazreti Bilal-i Habeşi Efendimizin tercih edilmesinin sebebi de öyle değil mi? Ezanın duyurulması için yüksek bir duvar veya minare üzerinde ayakta okunmalı. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında minare değil de mescide yakın yüksek bir ev üzerinde okunması
bunun sünnet olduğunu gösterir. Ezan okurken iki kelime arasında durulur ve ses uzatılır. Ama kamet getirilirken hızlı okunur. Ezan gibi değil. Demin örneğini vermiştik. Ezan okunurken kıbleye yönelilir. Hayya ala salah denirken sağ taraflara, hayya ala felah derken sol tarafa dönülür. Kamet getirirken de böyledir. Minarede ezan okunuyorsa, dört bir kenara eskiden döne döne okunlardı bizim zaman çocukken müezzinler. O zaman Allahu Ekber'leri kıbleye karşı okur. Hayya ala salah sağdan böyle döner. Sağdan sola doğru hayyalı felahlarda bu tarafta sonra tekrar kıbleye dönerek ezanını okur. Demek ki ezan okunurken ve kamet getirirken kıbleye dönüyoruz. Hayyalı salahta sağ tarafımıza, hayyalı felahta sol tarafımıza dönüyoruz. Ezan ve kamet vakit namazları ve kaza namazları için sünnettir. Kaza namazı birden fazla ise ilkinde ezanı okur, ondan sonrakilerde sadece kamet getirilir her bir farz için. Ezanı tekrarlamaya gerek yoktur. Evet. Ezan ile kametin arasını biraz ayırmak uygun olur. Özellikle akşam namazında. Çünkü ezan ile kamet arası hemen okunuyor ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında dileklerin arkasına dalarak insanlar ikişer rekat namaz kılmışlar. Hanefiler biz nafile bir namazdır demiyoruz. Kılanlara da karışmıyoruz derler. Müezzin ezanın sevabını Allah'tan istemelidir. Kametle namaz arasında yemek, içmek, yıkanmak gibi bir ara girse kameti yeniden getirmek gerekir. Fakat kamet getiren kimse kametten sonra sünneti kılsa veya imam kametten sonra gelse kameti yenilemek gerekmez. Efendim, bir şey arıyorum ben burada da onu göremedim. Bayanlarla alakalı, onlar arkadaşlar ezan ve kamet gerekmez. Da burada göremedim onun için. Bana bakıyordum. Ezanı okurken Müslümanların dinlemesi gerekir. Kaç dakikamız var? Ezanı. Daha bir var. Ezan okunurken işitenlerin konuşmayı kesmeleri gerekir arkadaşlar. Ezan susarak dinlenir. Hatta Kur'an-ı Kerim okuyan bile Kur'an-ı Kerim'i bırakarak ezanı dinlese daha faziletlidir, daha çok sevap alır yani. Başka bir görüşe göre mescit içinde veya kendi evinde Kur'an-ı Kerim okumakta bulunan bir kimse ezanla beraber Kur'an okumaya devam edebilir. Ezan sırasında işitilen sözlerin evet, işitilen söz söylemelerinde veya mutat işlerine devam etmelerinde bir sakınca bulunmadığını söyleyenler de olmuş. Fakat mümkün mertebe ezan okunurken susup dinlemek gerekir. Hatta bir adam gördüm ben, ezan okundu durdu orada, ben gittim, sonra dışarı çıkınca bana dedi ki, hocam dedi, ezan okunurken durmak var mıdır bilmiyorum dedim ben. Susmak var, tekrarlamak var ama durmak olduğunu bilmiyorum dedim. Ben dedim Maraş'ta Ermenilerin ezan okunduğu zaman sokakta durduklarını ve yürümediklerini gördüm. Görürdüm dedim, yaşlı bir adam. Sübhanallah. Yani bu milletler, bu gayrimüslim milletler bir zaman büyük devletler bunları kışkırtmadan aramızda böyle karşılıklı bir güzellikle yaşanmışız. Onlar bizim dinimize hürmet etmişler. Biz onların kendi ibadetlerine hiç karışmamışız, hürmet etmişiz. İyi güzel komşuluk işler olmuş. Sonra işte büyük devletler kışkırtarak kendi işlerinde bir bağımsızlık sevdası vermişler. Bir devlet olacağız burada diye Müslümanlarla
yok yere bir kavgaya girişmişler. Ezan ve kâmeti işiten kimse, bunların müezzin gibi kendi kendine okuması, hayya ala salah, la havle ve la kuvvete illa billah ile tekrarlaması, hayya ala felah dediği zaman müezzin yine, la havle ve la kuvvete illa billah demesi, bunun ötesindekileri aynen tekrarlaması bir faziletli bir adaptır. Bazıları bu hayya ala salahta la havle ve la kuvvete illa billah, hayya ala felahta maşaallahu kan ve mellem yeşellem yak. Allah dilerse ne dilerse o olur. Allah dilemezse bir şey olmaz. Sünnet mi hocam? Anlamına göre. Evet. Adab diyoruz bunlara. Adab nedir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sıklıkla değil, bazen yaptığı bazen de terk ettiği şeylerdir. Yapılırsa sevap alınır. Terk edilirse günahı yoktur. Ama yapılırsa sevap aldığı için Müslümanın da gözü sevaptadır. Adab diyoruz bunun için. Sünnetin bir çeşididir bunlar. Adab, müstahap, tatavvu, nafile deriz. Sünneti gayri müekkede gibidirler. Ezanı işiten kimse şu duayı da okuyabilir. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiş. Bir kimse ezanı işitince, Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Radıytu billahi rabben ve bi Muhammedin resulen ve bil İslam'ı dinen derse günahları affı mağfiret olunur. Bu öteden beri sık söylediğimiz kelimelerden bir kısmıdır. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Radıytu billahi rabben, Rab olarak Allah'tan razı oldum. Ve radıytu billahi rabben ve bil İslam'ı dinen, İslam'dan da din olarak ve bi Muhammedin Resulen Nebiyyen, Muhammed'den de Resul ve Nebi olarak razı oldum. Bazılar bunun arkasına dualarda geçtiği için bizim de dilimiz oradan alışmış. Ve bil mü'mine ihvana, müminlere de ihvan yani din kardeşi olarak kabul ettim, razı oldum. Ve bil salatı faridatan ve bil Kâbe'de kıbleten değil mi? Böyle dualarda devam eder. Bunları ezanda okumakta fazileti beyan buyurmuş. Ama bugün çok meşhur bir ezan duası var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu okumamızı tavsiye ediyor. Ahirette bir kişiye verilecek bir makamı mahmud var. Bir vesile. Benim için onu isteyin diyor. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabi kendisi için istemiyor. O da onu ümmeti için kullanacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı işittiği zaman aşağıdaki duayı okuyana kıyamet gününde şefaatinin helal olacağını bildirdi. Allahümme Rabbe hadihi da'veti tamme ve salatil kaime eti Muhammedenil vesilete ve fadile. Burada bazı kitaplarda ve bahathu makamen mahmuda اَلَّذِي وَعَدْتَهِ Vaad ettiği makamı Mahmud'a onu eriştir Allah'ım. Şeyde var. Bazı şeylerde اِنَّكَ لَا تُخْرِفُ الْمِيَاتِ Sen sözünden dönmezsen çünkü bunu söz verdin. Bu hadis-i şerifin metninde yok ama. Biz hepsini birleştiriyoruz. Evet. Bir mahsur olmaz inşallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اَتِي مُحَمَّدًا الْمَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ي وَعَدْتَهِ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde de onun bana şefaatini helal gör. اِنَّكَ لَا تُكْلِفُ الْمِيَادِ Arkasından da selavat-ı şerif. Başlarken ve bitirirken dualara selavat-ı şerife. Çok uyurlar. Selavatı Allah kabul eder. Başını kabul etsin. Sonunda getirin. Sonunu kabul etsin. Ortasını kabul etmesin. Keremine olacak iş değil. Yani istedadan Allah dilediğini yapar da
Ona o güzel gider. Evet arkadaşlar. Cünüp kimsenin bu duaları okuması ezan değil. Ezanın dualarını okuması müstehaptır. Cünüplük mani değildir. Kur'an değil ki bunlar. Birden çok ezan işitilen yerlerde ilk okunan ezana icabet yeterlidir veya kendi mahallesinin camisine yeterlidir. Bir zaman biz fıkra duyduk da güldüydük. Meğer gülünecek olan bizmişiz. Oğlum bak bakayım kimin ezanı dur diyormuş lan. Ezan orada 3-5 ev, 3-5 ev ben görmedim dudağlarda. Birbirinden uzak. Baba bu falan obanın köyünde. Ha tamam. Bir ezan sesi daha gelmiyor. Bak hele oğlum bu kimin ezanıdır? Bakıyorum. Baba bu falan o. Bir ses daha geliyor ezan sesi. Bak hele oğlum bu kimin ezanıdır? Baba bu bizim caminin ezanıdır. Aziz Allah. Şefaat ya Resulallah. Biz buna güldüydük. Meğer adam bilgiliymiş. Eski adamlar. Eski adamların yaptığı ne şöyle bir düşünün. Reddetmeyin. Yani. Bir şeye dayanıyordur yani. Hocalardan duymuşlardır bir şeyler. Evet arkadaşlar şimdi ortaklaşa ezan okunan camiler de var. Ayrı serbest bırakmışlar. Ara yok okunanı var. Yani hoparlör de olduğu için bir şehirde değil mi 5-10 tane ezan hepsine böyle icabet etmeniz gerekmez. İlk okunanı yaptığınız zaman sesi size geliyor. Kafidir. Namazın dışında da bazı hallerde ezan okumak güzeldir. Güzel yani müstahap yani mendup dinimizde. Yapılırsa sevap, teşvik var. Yapılmazsa bir günahı yok. Ne zaman bunlar? Çocuk doğduğu zaman kulağına ezan okumak, sağ kulağına, sol kulağına da kamet getirerek güzel bir isim vurmak çocuğun hakkıdır babasında. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan dünyaya geldiğinde böyle yaptılar. Savaş sırasında ezan okumak Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbeder. Yangın zamanında ezan okumak yangını söndürür deniliyor. Yürekten inanarak yapın karşılığını alırsınız. Nasıl izah edilir? Arkadaşlar biz her şeyin sebep ve hikmetini bilemedik ki. Daha şu anda beni nezle eden, efendim değil mi, grip eden virüsü bile bilemiyoruz. Var, etkisi var diyor da kendini bilemiyoruz biliyorduk. Yeni keşfettiler mi? Onun için bilmediğimiz çok şey var. Ya yangın lezanın ne alakası var diyebilir bir materyalist kafalı. Biz öyle demeyiz. Yangın zamanında itfaiyeciler gene görevini yapsın. Ama aynı zamanda siz seyrederken seyredeceğinizde boş boş ezan okuyun. Köylerde özellikle hiçbir şey de yok. Yardım şeyi de yok. Sesli vaziyette mi hocam? Yüksek sesle. Evet. Yolcunun arkasından ezan okumak menduptur. Arkadaşlar yüksek yerlere çıkıldığı zaman ezan olmasa bile tekbir getirmek. Subhanallah demek. İnsanlarla karşılaştığı zaman, vadiye indiği zaman, tepelere çıkıldığı zaman dualar ve zikirler kitabına bakarsanız böyle dualar vardır. Ben de bir zaman şeye gittim. Efendim Döngel mağaralarına. Mağaranın içerisinde böyle bir boşluk. Cenab-ı Allah'ın harika kudretini görünce dayanamadım. Hem de böyle dinimizin emri ya. Eli kulağı attım. Kimse de yordu. Sersin çirkin yahu diyen de yok bana. Şimdi köylerde ezan okursam öyle diyorlar. Orada elim kulağı attım bir Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince aşağıdan iki tane kadın erkek fırladılar üstlerini giyinerek. Vay terbiyesiz. Demek ki ezanın faydası varmış. Yüksek yerlerde yolcunun arkasında yangın zamanında çocukların duasına, yani bunlar mübarek kelimelerdir. Savaş esnasında Müslümanların muzafferiyetine duada yapılır inşallah. Bir de çok şiddetli öfkelenen insan Allahu Ekber dese ya da ezan okusa öfkesi biiznillahü teala geçer. Ya da sinir krizine geçen ya da sar alılara okursanız inşallah şifa bulunur. Kötü huylu insan veya hayvanın kulağına ezan okunması da mendupmuş arkadaşlar.
deneyelim. Cin ve şeytanın korkutucu bir heyetle görülmesi halinde de bunların kötülüğünden korunmak için ezan okunur. Çünkü şeytanın ezan okunduğu zaman kaçıp uzaklaştığı hadis-i şeriflerde sabit. Okuldaki yaramaz çocukları kullanıyor muyuz? Evet. O kadar öğretmenlik yaptık, aklımıza gelmedi bu. Kâmet. Yaramaz öğretmenlerin de kullanıyor. Onlar da insan olduğuna göre. Erkeklerin yalnız başlarına veya cemaatle kılacakları vakte ait farz namazı veya kaza namazı için kâmet getirilmesi sünnettir. Ezan değil. Şimdi kâmete geldik. Kadının, bu bilgiyi arıyordun da demek ki ötelerde boşa aramışsın. Kadının ezan ve kâmet getirme yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte ezan veya kâmet getirirse mekruh olur. Ve okuyacağı ezanın iadesi gerekir. Bu bilgi için, bunu önemsediğim için demin şey yapmıştım. Evet arkadaşlar, kadınlar ezan ve kâmet getirmezler. Buna rağmen canımız istiyor, getirmek istiyoruz derlerse mekruh olur. Getirmemeleri evladır. Bizim son zamanlarda hanımlarımıza ne oldu bilmiyorum. Allah diyor ki ya bu ibadeti sizden istemiyoruz. Size şefkat ve merhamet ediyoruz. Onlar hayır, biz yapacağız diyorlar. Bu dindarlık alameti mi, inatçılık alameti mi? Son zamanlarda bazı hocalar da çıktı. Yani hayızlı halinde namaz kılar diyor. Hadi. Ve bu kadınların hoşuna gidiyor. Niye? İslam ve Müslümanların muhalefet onların hoşuna gidiyor. Halbuki o hocaya daha çok kötü söylemelerle Allah bizi bu sorumluluktan kurtarmış. Niye üstümüzde sen yük bindiriyorsun? Bu sevilecek bir şey mi ya? Allah seni ondan muaf tutmuş, kurtarmış. Daha iyi değil mi? Ama işte kadın aklı. Şimdi iyiyse. Buna huylak. Bunu niye? Hayret edecek iş yani. Adam yük yüklüyorsa sana, ondan hoşnut ve sana kızıyor. Enteresan bir şey. Yoksa nasıl bozdu o namazı bir yolmayacağı? Maksat kavga çıksın mı istiyorlar bilmiyorum bundan. Cuma'dan başka bir farz için birden fazla ezan olmaz. Hiçbir farz için birden çok kâmet de olmaz arkadaşlar. Bir ezan bir kâmet. Bu yüzden bir mescitte ezan ve kâmetle vakit namazı kılınmışsa daha sonra tek veya cemaat olarak aynı vakti o mescitte kılacak olanlar yani camiye imama yetişememiş dağıldıktan sonra cemaat gelmiş. Toplu veya tek tek. Bu adamlar tekrar ezan ve kâmet okumaları gerekmez. Caminin içinde bir tane ezan zamanında okunmuş, imam cemaatta namaz kılarken bir tane kâmet getirilmiş mi? Öğle namazında mesela. İkindiye kadar o cami, özellikle çarşı camisi gelen kılar değil mi? Gelen namaz kılar. Bunlar ister tek tek kılsınlar, isterse cemaat halinde kılsınlar, ezan okumaları ve kâmet getirmeleri gerekmez. Cemaat halinde namaz kılacaklarsa yeri geldiğinde söylenir ama şimdi de söyleyelim, münasebet düştü. İmamın durduğu mihraba durulmaz. Biraz geriye veya sağa sola durulur. O da bir güzelliktir. Evet arkadaşlar, bu da önemli bir bilgiydi. Demek ki bir camide bir kere ezan ve bir kâmet artık vaktin sonuna kadar yeterlidir. Daha sonra gelen insanlar ister yalnız kılsınlar, ister cemaat olup kılsınlar, ezan ve kâmet gerekmez. Kaza namazı çıkmayacak. Gerekmez. Camiye zamanında onun için ezan okunmuş, kâmet getirilmiş. Gerekmez. Bununla beraber cemaat halinde bir araya geldiklerinde kâmet getiriyorlarsa güzeldir, yapmayın diye yasaklanmaz. Ona da müstahap denilmiş. Vitir, bayram ve teravih namazı gibi namazlarda kâmet yok. Vitir, bayram, teravih. Kâmetin ezandan farkı
Hayyâlel felâh'tan sonra katkâmet-i salâh değil mi? İki kere söyleniyor. Şafii ve Hanbelilere göre kâmet'in kelimeleri birer kere okunan 11 kelimeden ibaret. Bunu da Şafilerin yanında olursanız yadırgamazsınız ya da haçta görürsünüz böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salâh, hayyâle felâh. Birer kere söylenir. Bu da onların mezhebinde bir sünnettir. Kamette de arkadaşlar, aynen ezanda olduğu gibi abdesti ayakta kıbleye çevrilerek hayyâle salâhta sağa, hayyâle felâhta sola dönerek söylemek aynı sünnet kamette de geçerli. Kamet getirecek kardeşimiz kıbleye yönelecek ya, yürümeyecek, konuşmayacak. Bu da sünnettir. Bazılarının acelesi var. Hem kamet getirir hem yürür. Evde o hatayı yapıyoruz yani. Hoş değil yani. Sırtıda kamet getirir. Cemaat namaz kılacağımız zaman yapıyor, 30 metre yürüyün imamın oraya. Bir de büyük camilerde müezzinler arkada duruyorlar. Yeri gelince konuşacağız, bu tehlikeli bir durum aslında. Büyük camiler için. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.